15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şanlıurfa'da büyük bir katılımla gerçekleşti. Arkeoloji Müzesi önünde gerçekleşen etkinlikte şehitler için mevlit okutuldu. 15 Temmuz millet zaferi için farklı etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir ve 3 Merkez İlçe Belediyesi'nin organizasyonuyla Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde gerçekleştirildi. Bazı şeyleri, olayları çabuk unutabiliyoruz. Ama 15 Temmuz'u, o gece yaşananları, bu millete yaşatılmak istenenleri bizler unutmayacağız. Evlatlarımıza ve gelecek nesillere bunu aktaracak ve hafızalarımızda ve gönlümüzde sürekli bunu canlı tutacağız. Türk milleti büyük bir millet, cesaretli bir millet. Kahramanlıkları tarih defterlerinde dopdolu bir şekilde sürekli yaşamıştır ve yaşayacaktır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, gelecekte kainata nizam verecek olan Türkiye olacaktır dedi. Tarih boyunca şehit olan tüm şehitlerimiz Allah için, Kur'an için, ezan için, vatan için, millet için, bayrak için kanlarını döktüler. Allah şehadetlerini kabul eylesin. Gelecekte kainata nizam veren lider ülke Türkiye olacaktır. Yoğun katılımın olduğu etkinliğe katılan Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ise şunları söyledi. 15 Temmuz darbe girişimi gibi karanlık bir gelecek planladılar bu millete. Ama bu millet bütün mensubiyetlerini bir kenara bırakarak, bütün siyasi düşünceleri bir kenara bırakarak kenetlendi ve bir araya geldi. Bir araya gelerek şöyle dedi. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönebilmeyiz yürürüz dedi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi. Siverek Belediyesi'nce Perşembe Pazarı Caddesi'nde düzenlenen program, meydanda bulunan vatandaşların şehitler için saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından meydanda toplanan vatandaşlara yönelik bir konuşma yapan Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatlarını kaybeden şehitlere rahmet diledi. Bu aziz vatan için canlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum, yad ediyorum, önlerinde saygıyla eğiliyorum. Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki konuşması ise kurulan dev ekranlarda izlendi. Şehitlerimizi arz ediyoruz. Siverek Belediyesi Sıra Gecesi ekibi ve Grup Hayber tarafından tasavvuf müziği dinletisi ve çeşitli ilahiler seslendirildi. Siverek Belediyesi ekiplerince programa katılan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulurken camilerden selalar okundu. Ceylanpınar'da 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerde şehitler anıldı. Ceylanpınar Belediyesi ve Ceylanpınar Kaymakamlığı Fethullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz gecesi yapılan kanlı darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde darbe şehitlerini anma ve darbenin unutulmaması için çeşitli etkinlikler düzenledi. Programa Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, AK Parti İlçe Başkanı Halit Şimşek, Öz Orman İş Sendikası Başkanı Settar Aslan, MHP İlçe Başkanı Ahmet Güneri ve çok sayıda Ceylanpınarlı katıldı. Atatürk
ve ebediyete intikal etmiş aziz şehit ve gazilerimiz ile. Anma programı ilk olarak sinevizyon gösterimiyle başladı. Daha sonra protokol konuşmalarıyla devam etti. 2016 tarihine baktığımız zaman Horşima'ya atom bombası atıldı ya. Vallahi ondan daha fazla Türkiye'ye zarar verdi. Hükümet konağında bir araya gelen Ceylan Pınarlılar demokrasi nöbeti tutarak şehitler için dua etti. Bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal marşımızı okumuş. Ellerinde Türk bayraklarıyla hükümet konağını dolduran vatandaşlar 15 Temmuz'un ikinci yıl dönümünde yeniden demokrasi nöbeti tuttu. Dokunmadığı aile kalmadı Türkiye'de ya. Girmediği aile kalmadı ya. Şehit olan belki kurtuldu. Olmayanlar da perişan oldu ya. Aileler darmadağın oldu. İnsanlar perişan oldu. İşinden olanlar, gücünden olanlar, evinden olanlar. Şanlıurfa'da nikah masasından kalkan gelin ve damat, tabii nikah masasından kalkan gelin ve damat deyince nikahlarını bitirdikten sonra masadan kalkan gelin ve damat, soluğu darbe girişiminin ikinci yıl dönümü nedeniyle etkinliklerin düzenlendiği alanda aldılar. Tabii gelin ve damadı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şanlıurfa'nın Biricik ilçesinde binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde aynı ismi taşıyan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle alana gelen vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıp toplu halde dua etti. Meydandaki etkinlik ve anma programının bir de sürpriz isimleri vardı. Nikah masasında kalkan Uğur ve Sevim Eskin çifti soluğu alanda aldı. Gelin ve damat ellerinde Türk bayraklarıyla alana geldi. Alandaki kalabalıkta gelin ve damada büyük ilgi gösterdi. Damat Uğur Eskin, "Böyle mutlu bir günde, mutlu bir gün daha yaşadık" ifadelerine yer verdi. Sizlere nasip eylesin. Böyle mutlu bir günde anne babalar bir gün daha yaşadık. Tabii Allah tekrarını yaşatmasın inşallah. Yani Allah zalimlerine fırsat vermesin. İlçe kaymakamı Kadir Perçi, garnizon komutanı Yüzbaşı Yener Umul, ilçe jandarma komutanı Harun Çetinkaya, emniyet müdürü Levent Teker, belediye başkanı Faruk Pınarbaşı, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programın sonundaysa çeşitli ikramlar yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri okunan ilahiler, dualar ve yapılan slayt gösterilerle sabah namazının kılınmasının ardından son buldu. Evet, 15 Temmuz'la ilgili bir haber daha aktardıktan sonra diğer haberlerimize geçeceğiz. Çünkü gündem oldukça yoğun. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü etkinliklerinde düzenlenen, Şanlıurfa'da düzenlenen bir kampanya niteliğinde bir etkinlik. O da kan bağışı etkinliğiydi. Şanlıurfalı vatandaşlar dün kan bağışında bulunarak bu etkinliğe katkıda bulunmuş oldular. Tüm yurtta kutlanan 15 Temmuz Şanlıurfa'da farklı etkinliklerle kutlanıyor. 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşlar kan bağışında bulundu. Zafer Bayramı'nı kutlamak için meydanlara gelen vatandaşlar kan bağışlamak için uzun kuyruklar oluşturdu. Değerli izleyenlerimiz, 15 Temmuz gecesi büyük bir coşkuyla kutlanıyor tabii ki vatandaşlar arasında. Kızılay Kan Merkezi de tabii ki boş durmadı toplum merkezi olarak ve yöneticimiz yanımızda. Hem bu gece ilgili bizlere bilgiler vermiş olacak hem de vatandaşlarla ilgili bizlere bilgiler vermiş olacak tabii ki. Efendim, öncelikle ne yapıyorsunuz burada? Vatandaşlara ne hizmet sunuyorsunuz? Evet, bizler Türk Kızılay'ı Şanlıurfa Toplum Merkezi olarak 2015 yılından itibaren
hem Suriyeli kardeşlerimize hem de Türkiye'li kardeşlerimize psikososyal faaliyetler yapıyoruz. 3 tane ana birimimiz mevcut. Bir tanesi psikososyal ve sağlık birimi. Burada psikologlarımız bireysel görüşmeler, aile görüşmeleri, grup görüşmeleri yapıyor ve hem okullarda hem de toplum merkezinde ve dışarıda psikoeğitimler vermekteyiz. 15 Temmuz için, şehitlerimiz için kan vermek için veriyoruz da. Hani 15 Temmuz'u unutmamız için gerekiyor. Kolay kolay kazanmadık. O yüzden biz vatanımızla gurur duyuyoruz. Yani bırakma niyetinde değiliz. Değil vatan, bir karış toprağına gene verme niyetinden değiliz. Şehitler ve gaziler adına yapılan kan bağışı sonrası etkinlikler son buldu. Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde yaşandı. Servet Kağan'ın kullandığı 27LD580 plakalı otomobili seyir halindeki Eyüp F'nin kullandığı 63LK704 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada yan yatan traktörün sürücüsü Eyüp F ile traktörün römorkörünün içinde oturan Hatun F ve otomobilin sürücüsü Servet K yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Biricik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Maalesef diğer kaza haberleri de var. Diyarbakır ve Karabük'ten Diyarbakır'da seyir halindeyken lastiği patlayan ve şarampole yuvarlanıp taklalar atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Karabük-Bartın karayolu 40 ile mevkiinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Burada da bir kaza meydana geldi. Bu kazada bir kişi hayatını kaybetti. İkisi çocuk, 7 kişi yaralandı. Kaza Diyarbakır-Silvan yolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Silvan istikametine doğru seyir halinde olan 21DE-321 plakalı otomobilin lastiği patladı. Lastiğin patlaması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlanıp yaklaşık 100 metre boyunca taklalar attıktan sonra durabildi. Otomobilde bulunan 5 kişi yaralanırken kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bartın'dan Safranbolu istikametine seyir halinde olan Hüseyin G yönetimindeki 06GR407 plakalı otomobille Orhan Ç yönetimindeki 78SS771 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda ambulans, UMKE ve AFAD ekibi sevk edilirken, çarpışma sonrası hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan Hüdayet Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobillerden çıkarılan Hüseyin G., Okay G., Emine G. ile diğer otomobilde bulunan Orhan Ç., Umut Ç., Yunus Emre Ç., Turan Ç. olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık bir saat trafiğe kapalı tutulan yol savcının incelemesinin ardından otomobiller kaldırıldıktan sonra yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev heyecanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gürpınar ve Halil Özcan meclisteki eski görevlerine devam ettiler. Halil Özcan'a ayrıca yeni bir görev daha verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yeni dönem milletvekillerinin görevleri belli olurken AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ve Halil Özcan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki eski görevlerine devam etti.
Özcan'a ayrı bir görev daha verildi. Önerisinin gerekçesini okuyunca tabii ülkenin iç ve dış meselelerine ne kadar yabancı bir anlayışla... 26. dönem AB Uyum Komisyonu Başkanı olan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, 27. dönemde de AB Uyum Komisyonu Başkanı olarak eski görevinde kaldı. ...desteklendiğini ve arkasında maddi manevi her türlü lojistik desteğin olmadığı... 24. 25. 26. ve 27. dönem AK Parti Şanlıurfa'dan milletvekili olan Halil Özcan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri olarak görevlendirildi. Özcan aynı zamanda Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentoları Arası Dostluk Grubu Başkanı görevini yürütüyor. Efendim, vatandaşların dinlenme ve boş zamanlarını geçirdiği yer, yeşil alanlar, parklar son zamanlarda hor kullanılmaya başlanmış durumda. Atılan maddeler görüntü kirliliğine sebep veriyor. Aynı zamanda toprağa ve yeşil alana da zarar verilmiş oluyor. Yeşil alan ve parklar insan hayatının önemli yaşam alanlarından bir tanesini oluşturuyor. Yeşil alan ve parklar vatandaşların en çok zaman geçirdiği yerler arasında yer alıyor. Açık havalarda parklar çocukların sosyal yaşamlarında önemli bir yere sahip. Yeşil alan ve parklar aynı zamanda çocukların da eğlenme mekanları arasında yer alıyor. İnsan hayatında ve sosyal yaşamda önemli bir yere sahip olan yeşil alanlar zaman zaman atılan maddelerle kirlenip zararlı hale geliyor. Masanın üstünde yiyorlar, içiyorlar, pisliklerini burada bırakıyorlar, gidiyorlar. Bir poşete koyup ağzını bağlayıp çöpe atmaklar lazım. Park ne için yapmışlar? Dinlemek için yapmışlar. Dinlemeden sonra kirli olduğum zaman nasıl yapacaklar? Bazı bizim Urfa'nın insanları gelip burada temiz oturmaları lazım. Atıyorlar çöpleri yere. Olmaz kardeşim. Devamlı temiz kullanmak lazım. Bu memleket hepimizin memleketi. Urfa'dır. Genellikle insanlar kendi evlerinde nasıl rahat yaşayabiliyorlarsa öyle kullanılması lazım yani. Evlerini nasıl temizliyorlarsa, nasıl ki koltuklarına iyi bakıyorlarsa parkları da öyle yapmaları lazım. Yeşil alanlara ve parklara vatandaşların biraz daha duyarlı olması gerektiği belirtildi. En iyi temizlik kirletmemektir. Etrafa atılan maddeler hem insan sağlığına hem de görüntü kirliliğine neden oluyor. Vatandaşların bu konuda biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tren vagonunun üzerine çıkan bir kişi yüksek akıma kapıldı. Olay Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tren istasyonunda meydana geldi. Yük vagonlarından birisinin üzerine fotoğraf çektirmek için çıkan Atilla Yarmay, vagonun üzerindeki yüksek gerilim hattına temas etti. Yüksek gerilim hattına kapılan genci gören vatandaşlar durumu polis ve acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri akıma kapılan genci Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunda yanıklar oluşan gencin sağlık durumunun ciddi olması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Batı Kent Mahalle Muhtarı Şükrü Çay'ı ziyaret ederek mahallede yapılan çalışmalar ve eksiklikler hakkında istişarede bulundu. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, mahallelerin temsilcileri olan muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Baydilli, ilçenin gelişen mahallelerinden Batı Kent Mahalle Muhtarı Şükrü Çay'ı ziyaret ederek mahallenin sorunları ve yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. Batı Kent Muhtarımız Şükrü Çay'ı ziyaret ederek mahallenin problemleri ve sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Tabii Batı Kent bizim Karaköprü'müzün hızlı gelişen mahallelerinden biri. Ondan dolayı burada birebir ilgilenmek, buradaki yoldan, kaldırımdan, parklardan her türlü hizmet en iyisini götürmek için Karaköprü Belediyesi olarak tüm ekiplerimiz Karaköprü'nün her yerinde olduğu gibi Batı Kent'te de çalışmaları devam ettiriyor.
Batıkent Mahalle Muhtarı Şükrü Çağ ise şunları söyledi. Değerli başkanımızın bugün ziyaretini bizi onurlandırdı. Teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsunlar. Yeni açılan caddelerimizi, sokaklarımızı beraber inceledik. Efendim, filmlere konu olan bir olay diye hazırlamışlar arkadaşlarımız sıradaki haberi. Gerçekten de filmlere konu olan, hatta Aziz Nesin'in Yaşar Ne Yaşar Ne de Yaşamaz romanından uyarlanan bir film. İzleyenler ya da romanı okumuş olanlar bilirler ki Yaşar isminde bir vatandaş resmiyette, kimlikte ölü olarak gösteriliyor ve Yaşar doğduğu günden bu yana ne okula gidebiliyor ne de resmiyette yaşadığını ispatlayabiliyor. Resmiyette ölü gösteriyor ama Yaşar yaşıyor. Şimdi aynı olay Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşanmış. Şöyle, Malatya Akçadağ ilçesinde Barış Durdu, iki vatandaş. Barış Durdu, yaşayan bir Barış Durdu var, Ankara'da yaşıyor. Bir de Malatya'da daha önce vefat etmiş, onun ismi de Barış Durdu. Ancak Ankara'da yaşayan Barış Durdu resmiyette diğeriyle karıştırılmış mı, artık ne olmuşsa orasını bilmiyoruz, kimlikte ölü diye gösteriliyor. Kendi köyünde adını taşıyan diğer Barış'ın, ölmüş olan Barış'ın ölmesinden sonra böyle hayatı kararmış. Şimdi yaşayan Barış Durdu hukuk mücadelesi veriyor. Nasıl bir mücadele? Ben ölmedim, ben yaşıyorum mücadelesini veriyor. Malatya'nın Akçadağ ilçesi Yaylınlı mahallesinde 7 Temmuz günü kalp krizi geçiren 41 yaşındaki Barış Durdu'nun nüfus cüzdanı üzerinden çıkmayınca iddiaya göre jandarma ekipleri mahalle muhtarından yardım istedi. Muhtarsa yine iddiaya göre hayatını kaybeden Barış Durdu'nun yerine aynı adı taşıyan Ankara'daki 39 yaşındaki Barış Durdu'nun TC'sini verdi. İşte ne olduysa bu saatten sonra oldu. KOAH hastası olan ve kalple ilgili de sorunları bulunan Barış Durdu, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı. Resmiyette ölü gözüktüğü için tedavi olamayan Durdu, köyünün muhtarını arayınca yapılan yanlışlığı anladı. Hemen Malatya'ya gelen Barış Durdu, burada da savcılığa gitti. Ancak ölü olduğu için hiçbir işlem yapamayınca hukuk mücadelesi başlattı. Yaşanan bu yanlışlık nedeniyle hayatının altüst olduğunu söyleyen Durdu, ölü gözüktüğü için işini de kaybettiğini ifade etti. Ölü problemim var. Ben onu öğrendikten sonra iş yerini aradım. Bana gelmeyin diyor. Çünkü ölü bir insan çalışamaz. Sigortanız falan bitti. Sigortam hepsi düştü şu an. Ben sağlık güvencem yok. Ben hastayım. Bu hastasıyım. Artık kalp hastası. Ya tansiyon, şeker. Hepsi mevcut bende. Şu an şurada düşmüş olsam kesinlikle yani. Hiçbir hastane bana işlem yapmayacak. Şanlıurfa kent merkezinde yer alan ve Şanlıurfa'nın kalbi konumundaki yer, eski vilayetin olduğu yer, Rabia Meydanı. Büyükşehir Belediyesi'nin yeni düzenlemesinin ardından vatandaşların kullanımına açıldı Rabia Meydanı. Alanda incelemelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'mıza yakışır bir meydan oldu dedi. Alt katındaki otoparkı bölümüne su sızdıran ve bu nedenden dolayı tehlike oluşturan Rabia Meydanı'nda yeniden düzenlemeye giderek 17 bin metrekarelik alanın sökümü yapılarak tekrar üst düzenleme, yalıtım sistemini yapan Büyükşehir Belediyesi, alanın kullanışlılığını yükseltmek adına yeşil alan ve oturma alanları yaptı. Sürdürülen çalışmalar neticesinde tamamlanan alanı inceleyerek vatandaşların hizmetini açan Başkan Nihat Çiftçi, tüm Şanlıurfalıları, aileleri meydana gelmeye davet etti. Evet, Rabia Meydanı'nın yeniden düzenleme işlemleri tamamlandı. Artık Şanlıurfalı hemşehrilerimizin kullanımı noktasında, emrinde. Tabii ki bu meydan önemli bir meydan. Şanlıurfa'nın kalbi konumunda.
Gaziantep'te hastanede hasta, yakınları, doktor ve çalışanlar, hastanenin çalışanlarına saldırdı. Olay sırasında hasta yakınlarından engelli bir kişinin motosikletiyle hastaneye dalması da nasıl bir öfke ise bu, o kavganın ya da o öfkenin şiddetini, derecesini gösteriyor. Olay Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 112 ekiplere hasta almaya giderken hasta yakınları tarafından geç kaldınız denilerek tepki gösterildi. Hasta 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne getirilirken hastaneyi basan hasta yakınları burada hastane çalışanlarına tekme tokat saldırdı. Hastaneye saldıranlar arasında engelli bir şahsın motosikletiyle hastaneye girmesi dikkat çekti. Yaşananlar hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sinebek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, kırsal alanlarda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Fen İşleri Müdürlüğü'nce bir süre önce Avunduk Kırsal Mahallesi'nde başlattığı kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Köy meydanında vatandaşlarla sohbet ederek çay içen Yılmaz, çalışmaları yerinde inceleyerek mahalle sakinleriyle birlikte çalışmanın tamamlandığı sokakları gezdi. Hoca var değil mi? Bölge ayrımı yapmadan kırsal mahallelerimize adaletli ve eşit bir şekilde hizmet götürdüklerini belirten Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Kırsal İşler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz mahalle içi sokaklarda stabilize ve ardından kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başladı dedi. Şekerli mahallemize bağlı Avunduk mezrasındayız. Burada Kırsal İşler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, arkadaşlarımız köy içi yolları önce stabilizelerini, bilahare de kilitli parke taşı döşeme işlerini yapıyorlar. Çalışmaları geldik, köylü vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle birlikte yerinde geldik, inceledik. Efendim, güzel diyebileceğimiz bir haber, Türkiye genelinde işsizlik oranları açıklandı. İşsizlik oranı geçen senenin aynı dönemine göre 201 bin kişi azaldı. Geçen yıla kadar iki haneli rakamlarda seyrediyordu. İki basamaklı sayı, yani %10 ve üzeriydi ama şu an %9,5 seviyesine düştü. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalışla %9,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 1 puanlık azalışla %11,4 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta 15-24 yaş arası işsizlik oranı 2,9 puanlık azalışla %16,9 olurken 15-64 yaş grubunda bu oran 0,9 puanlık azalışla %9,8 olarak gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü tüm vatandaşlara temiz, sağlıklı bir içme suyu kazandırabilmek için DSİ Genel Müdürlüğü ile birlikte bir çalışma yürüttü. Yürüttüğü Hilvan İçme Suyu Arıtma Tesisi çalışmalarına devam ediyor Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İşleri. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hilvan ilçesinde arıtma su tesisi yapım çalışmalarını hızlandırdı. Atatürk Barajı'ndan arıtacağı 15 bin ton suyu ilçe hanelerine ulaştıracak olan Hilvan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde çalışmalar sürüyor. 20.422 metrekarelik alana sahip olacak olan içme suyu arıtma tesisi günde 15 bin ton suyu içmeye hazır hale getirecek ve ilçe halkına arıtılmış, temiz ve sağlıklı içme suyu sunacak.
kurulumu devam eden tesis önümüzdeki aylarda açılışının yapılması bekleniyor. Haliliye Belediyesi borcu olan vatandaşlar için, belediyeye borcu olan vatandaşlar için bir imkan sağladı. Haliliye Belediyesi yapılandırmaya gitti. Haliliye Belediyesi 31 Mart 2018 tarihinden önce tahakkuk eden borçların yeniden yapılandırmak isteyen mükelleflerin 7143 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 31 Temmuz 2018'e kadar işlem yapabileceğini hatırlattı. 31 Temmuz 2018 Salı günü sonlanacak olan yapılandırma için hafta içi saat 8 ile 17 saatleri arasında açık olacak veznelerden ödemeler kabul edilerek borç ödeme planları yapılabilecek. Kanundan yararlanarak borçlarının yeniden yapılandırılmasını talep edecek olan vatandaşların kanun gereği 31 Temmuz 2018 tarihine kadar bizzat müracaat etmeleri gerekiyor. Ödemeler peşin veya 2 ayda bir ödeme koşuluyla 6, 9, 12, 18 ay taksitle de ödenebilecek. Vatandaşlar Haliliye Belediyesi Ek Hizmet Binası Emlak ve Gelir Birimine başvurarak kanundan yararlanabilecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte 19.30'da karşınızda olmak üzere efendim. Hoşça kalın.